Muharrem İnce'ye gitti Meral Akşener. Fatih Altaylı röportajının yayınlandığı günün öğleden sonrasında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmeye gitti. Ve seçimden bu yana onu bu kadar mutlu görmemiştik. Görüntüler ekrana gelsin hem Muharrem İnce hem Meral Akşener bu görüşmede çok mutluydular. Önce onu söyleyeyim. Muharrem İnce e, özür dilerim İyi Parti'de e, Meral Akşener ziyarete gitti. Onu düzelteyim. Bir görüşme gerçekleşti. Evet şimdi göreceksiniz. Ve çok mutlular. Yani seçimden önce hoş geldiniz güle güle sözleri akıllarda Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu için sarf ettiği. Bu sefer öyle hoş geldiniz güle güle olmadı. Hoş geldiniz gelin buyurun oturalım bir konuşalım bakalım oldu. Bu yeni ittifakların göstergesini göreceğiz bakalım. Şimdi dediğim gibi şehirlerde ne eksik var? Nasıl bir belediyecilik anlayışı ortaya konulacak? Bunlara sıra gelmiyor bir türlü. İnsanlar kendi yaşam tarzlarını savunma derdinde. Yaşam hakları için mücadele eder vaziyette bu ülkede. Laiklik bütün yaşam tarzlarının teminatıdır. E açıklandı bugün orta vadeli program. Ekonomide önümüzdeki 3 yıllık döneme ilişkin yol haritası niteliğinde... Şimdi 2023 yılı sonu enflasyon hedefini Merkez Bankası'nın öngördüğünün de üzerine çıkarttılar. %65'te bu yılı kapatırsak iyi diyorlar. Orta vadeli programda tek haneli enflasyon içinse daha çok beklememiz gerektiği söyleniyor. Enflasyonda bir yükseliş söz konusu. Bu yükseliş 2023 yılındaki enflasyon tahminimizi %65'lere yükseltmiş durumda. Orta vadeli program yani Türkiye ekonomisinin gelecek 3 yılı için yol haritası açıklandı. 2023'te yıl sonu enflasyon tahmini Merkez Bankası'nın da beklentisinin üzerine çıkarak %65 olarak açıklandı. Tek haneli enflasyonsa 2026 yılına kaldı. Orta vadede %8,5 gibi tek haneli bir rakamı hedefliyoruz. 2024'te 33, 2025'te 15.2 şeklinde ara hedeflerle birlikte bu buraya ulaşacağız. Programın detaylarını Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz paylaştı. Büyüme tahmini 2023 yılı için %4.4'e geriledi. Hedef 2026 içinse %5 oldu. Baktığınızda bu yıl 1 trilyon 67 milyar Türk lirası bir milli gelire ulaşacağız dolar bazında. Kişi başına gelirimizin 12.415 dolar olmasını bekliyoruz. Dönem sonunda ise 1 trilyon 318 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe, kişi başına da 14.855 dolara ulaşmayı öngörüyoruz. Nüfusumuz bu arada yıl dönem sonunda 88 milyon 750 bine ulaşmış olacak. Orta vadeli programda döviz kuru hedefleri de dikkat çekti. Ortalama dolar kuru tahminleri 2023 yılı için 23 lira 88 kuruş olurken 2026 için beklenti 47 lira 79 kuruşa ulaştı. İstihdamda bu dönemde 2 milyon 727 binlik bir toplam artış bekliyoruz orta vadeli planımızda. Yıllık 909 bin ilave her yıl her yıl ortalama olarak istihdamda bir artış bekliyoruz. Orta vadeli programda 3 yıllık döneme ilişkin ihracat ve ithalat hedefleri de sıralandı. Programda mali disiplin vurgusu da dikkat çekti. İhracatımızın bu yıl 255 milyar 2026'da 302,2 milyar dolara ulaşmasını aynı süreçte ithalatın 367'den 414 milyara çıkmasını bekliyoruz. Mali disipline büyük önem vereceğiz. Para politikasını dönemin ihtiyaçlarına ve şartlarına göre güncellenmiş haliyle uygulamaya devam edeceğiz. Merkez Bankamız da araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacaktır. Üçüncü başlığımız ki çok önemli yapısal dönüşümler. Yapısal dönüşümlerde de Önemli bir çerçeveyi oluşturduk. Burada orta vadede somut etkiler bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hükümet olarak programa desteklerinin tam olduğunu söyledi. Erdoğan programın büyümeden, taviz vermeden uygulanacağını, enflasyon sorununun da ülke gündeminden çıkarılacağını savundu. Aziz milletim, orta vadeli programda uygulayacağımız politika sepetiyle enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden kaldıracağız para, maliye ve gelirler politikalarında eş güdüm içerisinde hareket edilecek enflasyon ataletini gidermeye yönelik adımlar atacağız. Ekonomik dengeleri bozucu ve enflasyonu besleyen tüketim artışlarını önleyeceğiz. Erdoğan kur korumalı mevduata da ayrı bir parantez açtı. Kur korumalı mevduatlarımızın kur istikrarının pekiştiği bir zeminde Türk lirası mevduatlara dönüşmesinin yolunu açacağız. Merkez Bankamız yeni şartlara göre güncelleyeceğimiz yatırım taahhütlü avans kredisiyle para politikasının gerektirdiği duruşundan taviz vermeden yatırımlarımızı destekleyecektir. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle söylüyor. Seçmenin önünde hani siyaseten hesap verecek olan seçilmişler. Cumhurbaşkanı yardımcısı açıkladı. Daver Kalkınma Bakanlığı yapmıştı var Cevdet Yılmaz'ın rakamları o anlattı. işte hedefleri ortaya koydu. Ee, o seçilmiş değil. Seçilmiş bir isim değil. Cumhurbaşkanı tarafından görevine getirilmiş bir isim. Bugüne kadar hedefler açıklandı. Peki o hedefler tuttu mu? sorusu sorulmaması gereken sorulardan biri. Şimdi orta vadeli programın hedefleri Umalım ki tutsun ve bu sıkıntıdan hepimiz kurtulalım. Ama çözüm yolunun bu olmadığı ekonomistlerin görüşü. Şimdi e, kimi vatandaş yine de umutlanmak istiyor. Umutlanmak isteyen de umutlarını kırmak istemem ama çok fazla umutlandığınız zaman hayal kırıklığı da büyük oluyor. Geride bıraktığımız 25 yıl boyunca yaşadıklarımızı düşününce dün akşam bir kısım insanın Aa görüyor musun Cumhurbaşkanı Erdoğan Ebrar Karakurt'a sahip çıktı. Bu ülkedeki herkesin insan hakkı olduğunu teslim etti diye sevinmeleri hani en hafif tabirle polyanacılık ya da belki iyi niyetlilik diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan baktığı gibi gördü meseleyi. İnsan hakları açısından ele almadı ki. Biz her yerde kendi adayımızı göstereceğiz diyor Meral Akşener. Pekala. Öfkeli işte son seçimi son seçimde Altılı Masa'nın Millet İttifakı'nın aldığı sonucun kendisi dışında başkaları tarafından masada oturan diğer isimler tarafından Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyemeyen kişiler tarafından ortaya konduğunu söylüyor. Ve köprüleri attı yokuz diyor. Ankara ve İstanbul dahil olmak üzere 81 ilde kendi belediye başkan adaylarımızı çıkaracağız. Bu da yeni siyasetimiz ee, ve dönüş yapıyoruz bu siyasete diyor. Hadi bakalım diyor İstanbul ve Ankara'yı kaybetmeyi de göze alıyoruz diyerek bunu yapıyor. Hatta İzmir için adaylarını Ümit Özlale diye açıkladı bile. Seçim çalışmalarına da başlıyoruz diyor. Son seçimde partisinin aldığı oy oranından da memnun olmayan, Altılı masadan kalktığı anda ya tarih yazacağız ya tarih olacağız diyen ve sonra masaya geri dönen Meral Akşener şimdi bu yerel seçimlerde herhalde tarih yazmaya hazırlanıyor. Biz bu partiyi, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık. kurmadık. Bitti. Bu durumda İstanbul'un ve Ankara'nın büyük ihtimalle... E, altılı masadaki eski ortağınızın partisi tarafından kaybedileceğini göze alıyor musunuz? Bunu... Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Ayrı aday çıkarırsanız İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesini göz alıyor musunuz sorusuna evet yanıtını verdi. Ümit Özdağlı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu ilan etti. Akşener bir kez daha 81 ilde aday çıkaracağız dedi. Söyleyeyim mesela İzmir'de CHP ceketini asla seçilir diye bir kanaat var. Şu anda galiba zor Ümit Özlale şu an itibariyle çalışıyor ve İzmir, ben hizmet, adayım dedi. Bakın ben adayım dedi. dedi evet. Şimdi hayır bize dedi. Aha. Dışarıya diyemedi daha. Bugün ben buradan ilan ediyorum. İyi Parti lideri Meral Akşener gazeteci Fatih Altaylı'ya konuştu. Parti teşkilatlarının yerel seçimlerde ittifak istemediğini söyleyen Akşener kendisinin de bu fikirde olduğunu belirtti. Arkadaşlarımız diyor ki, e, milletin sesini Değerlendirmedi arkadaşlar. Sen onları kötülemek zorunda değilsin. Sen onları övebilirsin. Orada da bir sorun yok. Ama biz her yerde e, ayrı gireceğiz. Şimdi ben bunu dike bunu getireceğim. İstanbul ve Ankara dahil mi? Ankara dahil. Söylenen şu. Yani ben de katılıyorum bu arada. Akşener teşkilatların talebini önümüzdeki hafta Genel İdare Kurulu'na taşıyacak. Genel İdare Kurulu'ndan çıkacak karar merak konusu. Ancak Akşener İstanbul, Ankara ve İzmir'de dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını ilan etti. Ee, bu durumda İstanbul'un ve Ankara'nın büyük ihtimalle e, altılı masadaki eski ortağınızın partisi tarafından kaybedileceğini göze alıyor musunuz? Bunu... Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilecek.